Arkadaşlar selamlar. Üçgende trigonometrik bağıntılar konusunun ilk testine hep beraber başlayalım. İlk soruda ABC üçgeninde AB doğru parçasının AC doğru parçasının uzunlukları verilmiş ve BC doğru parçasının uzunluğu x olarak tanıtılmış ve bize de BAC açısının ölçüsünün 120 derece olduğu söylenmiş. Buna göre x kaç birimdir? Hemen bakalım. Arkadaşlar bir üçgende bir açı ölçüsünün bir iç açının bakın gördüğü kenarın uzunluğu soruluyor ve o açıyı oluşturan iki doğru parçasının da uzunlukları bize verilmiş. O halde burada hemen kosinüs teoremi yardımımıza koşuyor. Kosinüs teoremi ne diyordu arkadaşlar? Açının gördüğü kenarın uzunluğunun karesi x kare. Neye eşitti bu soruda? Buyurun beraber yapalım. 3'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı aradaki açının ölçüsünün kosinüs değeri yani kosinüs 120 derece. Peki kosinüs hatırlayalım arkadaşlar kosinüsü. Kosinüs pi eksi alfa demek aslında eksi kosinüs alfa demek değil miydi? Yani birbirini 180 dereceye tamamlayan iki açı ölçüsünün kosinüs değerleri birbirlerinin ters işaretlisi idiler. Dolayısıyla kosinüs 120 derece demek eksi kosinüs 60 derece demek. Kosinüs 60 derecenin 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Yani bu ifade eksi 1 bölü 2'ye eşitmiş. Peki haydi başlayalım buyurun. Ne oldu şimdi? X kare eşittir. 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25, eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 yani 6 kere 5'ten 30 tane kosinüsü 120 derece. O da neydi? Eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2. Yazalım bakalım. Devam edelim. 25, 9 daha 34, eksi eksi şöyle arkadaşlar artı yaptı burası da. 30 bölü 2'den ne geldi? 15 geldi. 34, 15 daha 49 oldu. Sonuç olarak ne bulduk? X kare 49'a eşitmiş. X kare 49 ise x de 7 birim olarak karşımıza Denizli seçeneğinde çıkmış olur diyoruz ve geçiyoruz ikinci soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik ikinci soruya. Şekildeki ABCD paralel kenarında AE ve EB doğru parçaların uzunlukları birbirine eşit verilmiş ve EF'nin AD'ye dik olduğu söylenmiş. EF AD'ye dik. Peki AF 5 birim, DF 7 birim, CK 3 birim, CK burada 3 birim ve EF de 12 birim olarak verilmiş. Peki şimdi bir kere şurada 90 derece olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bakalım neler biliyoruz. Bir kere AF uzunluğu 5 birimse, FE uzunluğu 12 birimse, burada bir dik üçgen var bakın 5, 12, o halde AE uzunluğuna ne geldi? 13 birim geldi. AE uzunluğu EB uzunluğuna eşitti, demek ki burası da 13 birim. Yani AB uzunluğu 26 birim, demek ki DC uzunluğu da 26 birim diyoruz. Bu arada AD uzunluğu 7 artı 5'ten 12 birim. O halde CB uzunluğu 12 birim olmalı. CK 3 birimse KB uzunluğu ne kaldı? 9 birim kalmış oldu. Peki bize neresi soruluyor? EK uzunluğu. EK uzunluğu şuraya x diyelim. Bakın arkadaşlar EBK. EBK. Şu üçgene baktığımız zaman burada eğer ki ben EBK açısının ölçüsünün kosinüs hakkında bilgi sahibi olursam burada kos teoremi uygulayarak x değerini bulabiliriz. Çünkü bu açıyı oluşturan iki doğru parçasının uzunlukları elimde. Şimdi o halde bu açının kosinüsüne nasıl ulaşacağız? Bizim için önemli kısım burası. Peki arkadaşlar şöyle diyelim, bakınız dikkat. Şimdi FAE açısı, FAE açısı alfa ise bir kere şöyle diyelim bakın şurada bir U kuralı var, farkında mısınız? Şöyle bir çizelim daha rahat görün. Tabi biraz yamuk da çizmiş olabiliriz. Burada bir U kuralı var. Yani paralel kenarda arkadaşlar komşu iki kenarın ölçüleri toplamı ne eşitti? 180 derece eşitti. Dolayısıyla bu FAE açısı alfa ise o halde KBE açısı yani şu açının ölçüsü de ne olacaktır? 180 eksi alfa yani pi eksi alfa olacaktır. Dolayısıyla bize kosinüs pi eksi alfa lazım. Kosinüs pi eksi alfa demek zaten hatırlayalım birbirini 180 dereceye tamamlayan iki açı ölçüsünün kosinüsleri birbirlerinin ters işaretlisi idiler demiştik. Dolayısıyla burası eksi kosinüs alfaya eşittir. Peki kosinüs alfayı buradan hemen bulalım. Komşu dikken uzunluğu 5 birim, hipotenüs uzunluğu 13 birim. O halde bu ifade eksi 5 bölü 13'e eşitmiş. Süper. Şimdi
Evet, şu EBK üçgeninde arkadaşlar buyurun bir kos teoremini gerçekleştirelim. Kos teoremi bize ne söylüyor kosinüs teoremi? X kare eşittir 13'ün karesi artı 9'un karesi eksi 2 çarpı 13 çarpı 9 çarpı aradaki açının kosinüsü. Yani kosinüs ne demiştik oraya? Pi eksi alfa demiştik. Peki buyurun başlayalım hesaplamaya arkadaşlar. X kare eşittir 13'ün karesi yani 169 değil mi? İsterseniz hesaplayalım ki hesaplamamız da lazım, muhtemelen lazım olacak ya da şimdilik kalabilir. 13'ün karesi artı 9'un karesi eksi ne kadar kaçtığımı görüyorsunuz değil mi hesaplardan? 2 çarpı 13 çarpı 9 çarpı kosinüs pi eksi alfa. Kosinüs pi eksi alfa'yı ne bulmuştuk? Eksi 5 bölü 13 bulmuştuk. 5 bölü 13'ü yazdım, oradaki eksi burayı artı yapmaya yetti. Peki düzenleyelim, şu 13'ler sadeleşti mi? Evet. Şimdi ne kaldı o halde? Artık hesaplayacağız mecburen. 13'ün karesi yani 169. Bakalım hesaplamadan yapabileceğiniz bir şey var mı? Yok. 169 artı 9'un karesi 81 artı 2 çarpı 9 çarpı 5. Yani 2 kere 5 10 kere 9'dan ne geldi? 90 geldi. Şimdi 169 81 bir 1 versek buraya 170. 170 80 daha 250 90 daha ne yaptı? 340 yaptı. 340. Değişik bir sayı. Peki. Ne bulduk biz? X kare eşitmiş 340'a. Peki o halde X dediğimiz değer ne eşit arkadaşlar? Karekök 340. Keşke şıklarda karekök 340 yazsaydı direkt. Biz de hemen işaretleyip geçseydik. Şimdi ne eşit acaba? Şu 2.85 olabilir mi? 2'yi içeri yazsak 4 kere 85 galiba olur, doğru mu? 340 sayısı arkadaşlar. 340'ın içindeki 4'ü çeksek bu 4 çarpı 85 demek, doğru mu? Sonuçta 170 170 evet. O halde bu ifade hani 4 çarpı 85 karekök içinde 4 çarpı 85 var. 4 karekök dışına çıkarsa 2 kök 85 olarak cevabımız Denizli seçeneğinde karşımıza çıkmış olacak diyoruz. Ve geçiyoruz 3. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 3. soruya. Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları ABC'dir denilmiş. Kenar uzunluklar arasında böyle karmakarışık bir bağıntı olduğuna göre ağaçın ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş. Haydi bakalım. Şimdi. Değişik. A küp, eksi B küp, eksi C küp. Burada bir A eksi B eksi C var. Bir çarpsam A küp olur. Hadi A küpler gitti desem geri kalan ifadeleri ne yapacağım? A kare B, A kare C'ler gelecek. Yani allak bullak oldu her şey. Peki. O halde başka ne yapabilirim? Eksi B küp, eksi C küpü sağa tarafa atsam, A küpü orada yalnız bıraksam, o da işimi görmüyor. Şöyle bir üçgen çizelim bakalım arkadaşlar. İlk olarak bir üçgen çizelim. Buyurun. Şöyle. A, B, C üçgeni diyelim. Şurası A kenarı, burası B kenarı, burası C kenarı olsun. Bu kenar uzunlukları arasında arkadaşlar kosinüs bağıntısını uygulayabileceğimizi biliyoruz. Bize de bakın A açısının ölçüsü hakkında bir bilgi vermiş. Daha doğrusu istemiş. Dolayısıyla A açısının ölçüsüne mesela biz alfa diyelim. O halde burada bir kosinüs teoremi uygulayalım. Burada kosinüs teoremi uygularsam normalde ABC arasında ben şöyle bir ilişki olduğunu biliyorum. A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs alfa. Böyle bir ilişki olduğunu biliyorum. Ama o bana bakın daha değişik bir ilişki var demiş. Yani bu kosinüs alfa demek ki öyle bir şey yazmış ki burada o ilişki buraya dönmüş. O ilişki buraya dönmüş. A küp eksi B küp eksi C küp. Burada A eksi B eksi C var. A kareyi bir daha alsam A küpler gider. Yani bir yapalım mı? Haydi şu ifadeyi bir düzenleyelim arkadaşlar. Şu ifadeyi şöyle eşitliğin sol tarafındaki çarpma işlemini bir gerçekleştirelim. Ne oldu o halde? A küp eksi A kare B eksi A kare C eşit oldu. Neye? A küp eksi B küp eksi C küp. Evet. A küpler gitti mi? Güle güle. Şimdi eksi A kare B eksi A kare C. Karşı tarafta eksi B küp eksi C küp eşitmiş. Her tarafı bir eksiyle çarptık arkadaşlar. Ne oldu? A kare B artı A kare C karşı tarafta B küp artı C küpe eşitmiş. Peki A kare parantezini alsam A kare parantezinde B artı C eşittir. Karşı tarafı da bir B artı C çarpanını ayırabilirim. B artı C çarpımında ne gelecek arkadaşlar? B kare eksi BC artı C kare. Süper.
Şimdi B artı C'nin de 0 olmadığından eminim. Sonuçta 2 tane pozitif sayı. Dolayısıyla onlar da sadeleşti. O halde A kare ifadesini ne olarak bulduk bakın? B kare artı C kare eksi BC olarak bulduk. Ama ben A kare ifadesinin bakın burada neye eşit olduğunu biliyordum. A kare ifadesinin B kare artı C kare eksi 2BC kos alfa olduğunu biliyordum. Ama özel bir durumdan dolayı bu A kare neye eşit olmuş? B kare artı C kare eksi BC eşit olmuş. Şimdi bu ikisini birbirine eşitleyelim bakalım o özel durumu görebilmek için. B kare artı C kare eksi BC eşittir. B kare artı C kare eksi 2BC kosinüs alfa. Zaten B karelerde sıkıntı yok. C karelerde de sıkıntı yok. Şu eksiler de gitti. BC'ler de hadi gitsin. Ne kaldı o zaman? 2 tane kosinüs alfa eşittir 1. 2 kos alfa 1. Yani kosinüs alfa ne geldi? 1 bölü 2. Kosinüsü 1 bölü 2 olan bir açı. Nasıl bir açı hem de arkadaşlar? Nasıl bir açı? Tabii ki bir üçgenin içine yazılabilecek şekilde bir açı ölçüsü istiyorum. Yani 180 dereceden küçük olan bir açı ölçüsü istiyorum. Kosinüsü 1 bölü 2 olan açı kaçtır arkadaşlar 180 dereceden küçük? 60 derecedir. Demek ki diyoruz. Demek ki alfa 60 dereceymiş. Zaten o da bize A açısının ölçüsünü yani alfayı soruyordu. O halde cevabımız Denizli seçeneğiymiş dedik. Gerçekten çok çok tatlı bir soru arkadaşlar. Mutlaka işaretimizi atıyoruz ve geçiyoruz 4. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 4. soruya. AB kenarı 4 santim ve BC kenarı 7 santim uzunluğunda olan ABC üçgenlerinden biri aşağıda verilmiştir. AC kenarının uzunluğu sabit değildir ve bu kenarın uzunluğuna göre ABC üçgenin şekli de değişecektir. Peki AC kenarının uzunluğunun en küçük tam sayı değeri için kosinüs ABC kaçtır demiş. Şimdi çok çok güzel bir soru arkadaşlar yine. Bakın AC kenarının uzunluğu hakkında mesela bu uzunluğa bir x diyelim arkadaşlar. Biz burada üçgen eşitsizliği gereği bu x'in 7 artı 4'ten küçük ve 7 eksi 4'ten büyük olmasını bekleriz. Yani x kesinlikle 11'den küçük olmalı ve 3'ten büyük olmalı. Bize bu x'in arkadaşlar en küçük tam sayı değeri için denilmiş. X 3'ten büyükse en azından ne olmalı? En küçük tam sayı olarak en azından 4 olmalı diyoruz. Yani x'i 4 kabul ediyoruz. Buna göre de kosinüs ABC yani şu açının ölçüsünün kosinüs değeri lazımmış. O halde burada bir kos teoremi uyguluyoruz. Evet, alfa derecelik açı neyi görüyor arkadaşlar? X eşittir 4 yani 4 birimlik kenarı görüyor. O halde ne diyoruz? 4'ün karesi eşittir buyurun. Evet, sol tarafta ne var? Sol tarafta yine 4 var. 4'ün karesi artı sağ tarafta ne var? 7 var. 7'nin karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 7 çarpı aradaki açının kosinüsü. Süper. 4'ün kareleri gitti mi? Gitti. O halde şu ifade eşitliğin diğer tarafına gönderecek olursak 2 çarpı 4 çarpı 7 çarpı kosinüs alfa eşittir 7'nin karesi geldi. 7'ler de sadeleşti. 2 kere 4 8 tane kosinüs alfa eşittir 7 geldi. O halde kosinüs alfa eşittir 7 bölü 8 olarak Denizli seçeneğinde karşımıza çıkmış oldu diyoruz. Ve geçiyoruz 5. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 5. soruya. Şekildeki ABC dik üçgeninde AB AC'ye dik olarak verilmiş ve AB uzunluğu AD uzunluğu ve BD uzunluğu bize verilmiş. Buna göre DC uzunluğu yani X kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşlar çok çok güzel bir soru, mutlaka yıldızlamayı unutmayalım. Şimdi bakınız ADB üçgenindeki üç kenar uzunluğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bu üçgenin herhangi bir iç açısının kosinüsüne biz kosinüs teoremi yardımıyla ulaşabiliriz. Peki ama ne işimize yarayacak? Ne işimize yarayacağı var mı arkadaşlar? Bakın büyük üçgene baktığımız zaman o da bir dik üçgen. Ben buradaki şu üç açıdan herhangi birinin kosinüsünü biliyorsam ve bir de büyük üçgen de dik üçgense o halde ben ABD açısının kosinüsüyle ilgilensem zaten büyük üçgende dik üçgen olduğu için o kosinüs değerini de burada kullanmaya çalışsam x'i rahatça bulabilirim. O halde ilk olarak ABD açısının ölçüsüne alfa dedik ve şu ADB üçgeninde şuradaki üçgende arkadaşlar bir B açısına göre bir kosinüs teoremi uygulayalım. Haydi buyurun beraber. Ne diyor bize kosinüs teoremi burada? 2'nin karesi eşittir. Evet. 4'ün karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı aradaki açının ölçüsünün kosinüs değeri. Evet. Yani 4 eşittir. 16 9 daha ne yaptı arkadaşlar? 16 9 daha 25 yaptı. Eksi
8 kare üçten 24 tane kosinüs alfa, yani 24 tane kosinüs alfa eşittir 21. Demek ki kosinüs alfa eşittir 21 bölü 24. Onu da 3 ile sadeleştirirsek 7 bölü 8. Biz şu an alfanın kosinüsünün 7 bölü 8 olduğunu bulduk. Şimdi BAC dik üçgenine bakalım arkadaşlar. BAC dik üçgenine bakalım. Hazır mıyız? BAC dik üçgeni. Gördük mü orayı? Evet. Büyük üçgene baktık. En büyük üçgene baktık. Alfanın kosinüsünü bulmaya çalışsam ne derdiniz kosinüs alfaya bakın? Komşu dikgen uzunluğu 4 birim. Hipotenüs uzunluğu nedir? X artı 3 birim. 4 bölü X artı 3. Biz kosinüs alfayı ne olarak bulduk? 7 bölü 8 olarak bulduk. Yani bu ifade demek ki 7 bölü 8'e eşitmiş. O halde bir içler dışlar çarpımı yapalım da kendimize gelelim. Haydi. 8 kere 4, 32 eşittir. 7x artı 21. 21'i karşıya attık. Ne geldi arkadaşlar? 11 mi geldi? 11 eşittir 7x. Demek ki x eşittir 11 bölü 7 olarak Denizli seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor. Arkadaşlar selamlar, geldik 6. soruya. Bir ABC üçgeninde D, BC doğru parçası üzerinde bir noktaymış ve BD de DC uzunluğuna eşitmiş. DAC açısının ölçüsü 90 derece ve BC kenarı, AC kenarı ve AB kenar uzunlukları sırasıyla ABC olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar çok çok güzel bir soru. Eğer ki bu soruyu yapamadıysanız muhtemel olarak şekli güzel çizmediğinizden dolayı ne yapmanız gerektiği böyle, yani soru sizle konuşmuyordur. Dolayısıyla bu tip sorularda arkadaşlar, özellikle de sözel olarak bize bilgiler verilen sorularda, yani şekli bizim çizmemiz gereken sorularda şekli güzel çizmeye dikkat edelim. Örneğin bakın burada nereden başlıyor? Mesela DAC açısının 90 derece olduğundan bahsediyor. Demek ki burada bir dik üçgen var. Yani ilk olarak o dikliği çizelim. Mesela ABC'yi oluşturup sonra işte BC kenarı üzerinde birinde D noktası seçtiğiniz zaman, çünkü ABC üçgeni oluştur deyince, üçgen deyince herkesin aklına ilk olarak şöyle bir şekil geliyor. Doğru mu? Yani evet doğru, ama şimdi bakın. A burada, B burada, C burada. Ben de BC üzerinde bir nokta aldım. Burası D. D ile A'yı birleştirdim. Burası dik oldu. Bak dik açıya bak. Ne kadar saçma bir dik açı oldu şimdi. Yani dolayısıyla şekli çizmeye nereden başlayacağımıza biraz dikkat etmemiz lazım. Bakın DAC açısının ölçüsü 90 derece diyor. O zaman gelin oradan bir başlayalım. Örneğin ben şurada bir 90 derecelik bir açı oluşturmaya çalışıyorum. Ki yine 90 derece. Yani bir dik üçgen çizdiğince %90'ımız temsili olarak şöyle bir dik üçgen çiziyor. Doğru mu? Evet, bunda problem yok. D, A, C. Sonra ne biliyorum ben arkadaşlar? D noktası BC doğrusu üzerindeymiş. Yani bu CD doğru parçasını uzatıyorum bir o kadar daha. Şuraya geldi mesela diyelim. Şurası da B noktası olsun. Evet, şimdi A ile B'yi de birleştirdiğim zaman, A ile B'yi de bakın birleştirdiğimde, evet ne olmuş oldu şimdi? Bakın BD DC'ye eşit ve DAC 90 derece oldu. Şekil biraz daha en azından göz önünde oldu. Şimdi biz neler biliyoruz? BC uzunluğu, BC uzunluğu A birim. İki parçaya bölmüş. Demek ki burası A bölü 2, burası A bölü 2. AC uzunluğu B birim ve AB uzunluğu da C birim. Bunları yazalım. Arkadaşlar şurada bakın bir kenortaylık var. Bu kenortaylık bize şu an çok bir bilgi vermiyor. Yani gidip kenortay teoremini kullanırsam bir şeyler çıkar, ama kenortay teoremiyle kim uğraşacak şimdi? O halde biz bu kenortaylığı orta tabana çevirelim. Yani şu B noktasından arkadaşlar, şu AC doğru parçası bakın uzatalım bir. B noktasından AC'nin hizasına, şöyle AC doğru parçasına doğru bir dik daha indirelim. Bu diki indirdiğimiz zaman bakın şöyle A bölü 2 bölü A. Yani ne oldu? 1 bölü 2'lik bir benzerlik oranı var, doğru mu? O halde burası B ise tamamının 2B olması lazım. Yani yine şu nokta mesela H noktası olsun. AH uzunluğunda ne oldu arkadaşlar? B olarak karşımıza çıktı. Şunun da B olduğunu biliyoruz. Peki. Sonra AD uzunluğunu bilmiyorum. AD uzunluğunu X desem arkadaşlar, yine HB uzunluğunda ne olacaktır? 2X olacaktır. Doğru mu? Çünkü bakın burada bir orta taban oluşmuş oldu. Süper. Şimdi orta tabanımız oluştu. Karşımızda dik üçgenler var. O halde Pisagorlar bizi bekler. İlk olarak şu DAC üçgeninde bir Pisagor bağıntısı yapalım arkadaşlar. Ne geldi karşımıza? X kare artı B kare eşittir A bölü 2'nin karesi, yani A kare bölü 4. Evet.
Bir de büyük üçgende yani BHC dik üçgeninde Pisagor bağıntısı yapalım bakalım buyurun. 2x'in karesi yani 4x kare artı burası nedir? 2b'nin karesi yani 4b kare doğru mu? Eşit oldu. Neye eşit oldu arkadaşlar burada? Karşı tarafta ne var bakın? A var. A'nın karesine a kare. Az öncekinin 4 katı çıktı. Bir şey çıkmadı. O zaman başka bir dik üçgenden yararlanmamız lazım. O zaman başka bir dik üçgen. Hemen şurada bakın bir tane daha bir dik üçgen yakaladım. BHA dik üçgeni. Burada ne vardır? BH'ın yani 2x'in karesi 4x kare artı HA yani B'nin karesi B kare eşittir. Burada ne var arkadaşlar? BA uzunluğu 17, C birim demiştik hatırlayın. C'nin karesi. Evet bu işimi görür. Şu turuncu pek fazla işimi görmedi. O halde bakınız. 4x kare artı B kare C kare eşitmiş. X kare artı B kare de A kare bölü 4'e eşitmiş. Şu birinci ifadeyi arkadaşlar bir 4 ile genişletsek. 4x kare artı 4b kare eşittir ne oldu? A kare oldu. Peki sağ tarafta 4x kare artı b kare eşittir a kare var. Özür dilerim c kare var. Evet eşittir c kare var. Peki. Şimdi buradan bakın 4x kareyi sol tarafta yalnız bırakıyorum. Neye eşit oldu? A kare eksi 4b kare eşit oldu. 4x kareyi burada yalnız bıraksam ne olur? C kare eksi b kare eşit olur. Neden? Çünkü x benim uydurduğum bir şeydi. Soruda yoktu. Şıklarda x diye bir şey görme ihtimalim yok. O halde x'leri yok etmeye çalışıyorum. Artık 4x karelerin eşitlerini a ve b cinsinden buldum. O halde birbirine eşitleyelim bakın. A kare eksi 4b kare eşittir c kare eksi b kare geldi. Eksi 4b kareyi sağ tarafa gönderirsek a kare eşittir 3b kare artı c kare olduğunu görmüş olduk. Demek ki cevabımız bakalım neredeymiş? A kare eşittir 3b kare artı c kare. Cevabımız Bursa seçeneği diyoruz ve bu soruyla beraber geçiyoruz 7. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 7. soruya. O merkezi birim çember üzerinde farklı A ve B noktaları alınıyormuş. AB doğru parçasının uzunluğu kök 5 çarpı sinüs alfa ve AOB açısının ölçüsü de alfaymış. Burası arkadaşlar alfa. Peki AB şu AB uzunluğu da kök 5 çarpı sinüs alfaymış. Buna göre sekant alfa değeri kaçtır diye soruluyor. Sekant alfa değerini istiyor. Arkadaşlar burası birim çember olduğuna göre OA uzunluğu bu birim çemberin yarıçapı olduğu için bir birim olmaz mı? OB uzunluğu yine bir birim olmaz mı? O halde ben bu AOB açısında şu AOB açısına göre bir kosinüs teoremi uygulasam alfanın gördüğü kenar yani kök 5 çarpı sinüs alfanın karesi ne eşit olacaktır buyurun? Sağ tarafta 1 var. 1'in karesi 1 artı 1'in karesi 1 eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı kosinüs alfa. Peki düzenleyelim hemen. Evet kök 5'in karesi şöyle alt tarafa geçelim arkadaşlar. Kök 5'in karesi 5 çarpı sin kare alfa. 5 tane sin kare alfa eşittir. 1 daha 2 eksi 2 tane kosinüs alfa geldi. Süper. Bir tarafta sin kare var bir tarafta kosinüs var. O zaman bu sinüsü de kosinüse çevirelim. Hatırlayalım. Sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamı daima 1'e eşitti. Dolayısıyla biz sin kare alfa yerine ne yazabiliriz arkadaşlar? 1 eksi kos kare alfa diyebiliriz. O halde buraya 1 eksi kos kare alfa dersem ifade neye dönüşür? 5 ile çarpıyorum 1 eksi kos kare alfayı. Yani 5 eksi 5 kos kare alfa eşittir 2 eksi 2 kosinüs alfa. İfadelerin hepsini eşitliğin sağ tarafında toparlayalım. 5 tane kos kare alfa eksi 2 tane kosinüs alfa bir de ne geldi arkadaşlar? Eksi 5 oldu artı 2 ile karşılaştı eksi 3 oldu eşittir 0. Şimdi bu ifadeyi de bir çarpanlara ayıralım bakalım inşallah kolayca ayırabiliriz. 5 kos alfa kos alfa eksi 3'ü şuraya eksi 3 desem buraya 1 desem olur mu? Şu an olmadı. Burası artı 3 şurası eksi 1 olsa eksi 5 kos alfa bakın çapraz. Artı 3 kos alfa eksi 2 kos alfa'yı yakaladık mı? Yakaladık. Çapraz sağladıysak nasıl bağlıyorduk? Düz bir şekilde doğru mu? Çapraz sağla düz bağla. Peki o halde ne oldu? 5 kos alfa artı 3 çarpı kosinüs alfa eksi 1 eşittir 0'mış. Dolayısıyla arkadaşlar kosinüs alfa ya eksi 3 bölü 5 olacak ya da kosinüs alfa 1 olacak. Yalnız kosinüs alfanın 1 olma durumunun olmadığını görebiliyoruz burada galiba. O halde bize ne sorulmuş bakın? Sekant alfa sorulmuş. Şimdi sekant alfa ne demekti? 1 bölü kosinüs alfa demekti. Doğru mu? O halde 1 bölü kosinüs alfa. Kosinüs alfanın eksi 3 bölü 5 olduğunu gördük.
1 bölü cos alfa ne geldi? Eksi 5 bölü 3 geldi. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneğiymiş diyoruz ve bu soruyu da bitirdiğimize göre geçiyoruz 8. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 8. soruya. Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları A, B ve C'dir denilmiş. A kare eşittir B kare artı C kare artı BC. Şimdi bir kos teoremini hatırlasanıza. A kare ne eşitti? A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2 BC kos alfa. Orada eksi 2 çarpı kos alfa yok. O artı 1 olmuş. Demek ki kos alfa eksi 1 bölü 2'ymiş. Kosinüs eksi 1 bölü 2 olan açıyı bulduğunuz zaman, ki kosinüsü 1 bölü 2 olan açının zaten 60 derece olduğunu biliyorsun, demek ki orası 120 dereceymiş diyebilirsin. Alt tarafta da benzer işlemi yapacağız. A açısını, B açısını biliyorsan C açısını da artık bulursun diyeceğiz. Şimdi beraber başlayalım. Artık bunlara alışmış olmamız lazım arkadaşlar. O yüzden biraz sözel olarak da soruyu yapmaya çalıştım. Şimdi A, B, C. Kenar uzunlukları sırasıyla A, B, C'miş peki. Bakınız şuradaki A açısının ölçüsü alfa olsun arkadaşlar. B açısının ölçüsü de beta olsun. Şimdi A açısının ölçüsüne göre biz bir cos teoremi yapsaydık ne gelirdi? A kare neye eşit olurdu? B kare artı C kare eksi 2 BC çarpı kosinüs alfa eşit olurdu. Yalnız soruda A karenin neye eşit olduğunu söylüyor, bakın dikkat. B kare artı C kare artı BC'ye eşit olduğu söyleniyor. E şimdi bakın şu B kareler gitse, yani gitse derken birbirine eşitler zaten, doğru mu? C kareler de eşit. E demek ki burada ortada kalan eksi 2 BC cos alfa aslında BC'ye eşitmiş. E BC'ler de sağa değişirse demek ki kosinüs alfa eksi 1 bölü 2'ymiş dedik. Kosinüs alfa eksi 1 bölü 2. Kosinüsü 1 bölü 2 olan açı kaç dereceydi? 60 dereceydi. Yani bu eksi kosinüs 60 derece. E bu da ne eşit arkadaşlar? Kosinüs 120 dereceye eşit. Dolayısıyla alfa dediğimiz şu açının ölçüsü 120 dereceymiş. Peki geldik beta için. Beta için de benzer durumları yapacağız. Biz ABC açısı için bir cos teoremi uygulasaydık ne bulurduk? B kare eşittir. B kare eşittir buyurun. A kare artı C kare eksi 2 tane A tane C tane cos alfa. Doğru mu? Peki o ne demiş? B kare demiş şuna eşit. Bakalım eşitleyelim. A kare artı C kare eksi kök 2 tane AC. Şimdi burada yine bakın A kare C kare A kare C kare aynen duruyor zaten. Geride kalan eksi 2 AC cos alfa yerine ne yazmış? Eksi kök 2 AC yazmış. C'ler A'lar gitti. Eksiler gitti. Doğru mu? Kosinüs alfa ne geldi? Kök 2 bölü 2 geldi. Özür dilerim, bu betaydı tabii ki, düzenleyelim. Doğru mu? Burası betaydı. Evet, kosinüs beta kök 2 bölü 2 geldi. Kosinüsü kök 2 bölü 2 olan açı kaç derecedir? O da 45 derecedir diyoruz. Dolayısıyla beta da neymiş arkadaşlar? 45 dereceymiş. Tabii ki kosinüsü kök 2 bölü 2 olan başka açılarda bulunabilir. Başka açı ölçüleri de bulunabilir. Yalnız biz burada bir üçgenin içine yerleştirebilecek cinsten bir açı ölçüsünden bahsediyoruz. O yüzden beta açısında 45 derece olduğunu gördük. Evet. C açısına da biz teta diyelim, gelin. Teta diyelim. Şimdi ne biliyoruz arkadaşlar? 3 iç açının ölçüsü toplamı 180 dereceydi. Alfa artı beta artı teta 180 derece. Alfayı 120 derece bulduk. Betayı 45 derece bulduk. Teta'yı bize sormuş zaten. Evet. 120, 45 daha 165. 180'den çıkartılırsa teta 15 derece olarak karşımıza Adana seçeneğinde çıkmış oluyor diyoruz. Bu soruyla beraber bu testimize sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı olabilmişizdir arkadaşlar. Bir sonraki testlerde ve diğer konularda da görüşmek üzere. Hoşça kalın, acile kalın.